Herkese merhaba. Bugün de coğrafya değil, gezmek değil. Yine başka bir kutu açılımıyla karşınızdayım. Niye bunu yeni yapıyorum? Çünkü cidden faydasını çok görüyorlar. Teşekkür ediyorlar öteki videolarda. Ben de birilerine faydası olur diye düşünüyorum. Çünkü bu Instapot'la ilgili ben de çok bir bilgi öğrenemedim açıkçası. Ben de yeni ilk defa açacağım ve ben de yeni öğrenmiş olacağım. Bu nedir, ne değildir? Anneler gününde reklamlarda Arçelik'in, gurme şefinin reklamını gördüm. Ona bakmaya başladım. Biz düdüklü çok kullanıyoruz. Şefırı kullanıyorum ama şefırda da kapakta lastik eskidi. 10-12 sene falan oldu. O yüzden Sibo buydu, şuydu, orijinallerini almaya kalkarsanız bayağı bir yekün teşkil ediyor. Ondan yeni bir şeye ihtiyacım vardı. Bir bakayım dedim fiyatlarına. Nedir ne değildir. Airfryer almayı pek düşünmedim. Çünkü zaten 12 senelik 12 senelikten aktif fryer'ım var. O yüzden ona da ihtiyacım yok. Airfryer'a. Ama düdüklüye çok ihtiyacım var. Ben de reklamlarda bunu gördüm ve kullananlara baktım. Hem airfryer özelliği varmış bunda hem de düdüklü tencere. Hani ikisi bir arada olmuş oldu. Ve neredeyse birinin fiyatına denk gelmiş oldu. Şimdi teker teker açılımlarını yapalım. Şu aktifrayın kapağı diye görmüştüm. Bakalım şimdi teker teker. Bir. En çok bundan şikayet ediyorlar. Türkçesi yok diye. Evet. Ben de göremedim. Artık İngilizce olduğunu olacağız. Bu da aktifrayın herhalde şeyi. Izgara teli olsa gerek. Videoda seyretmedim. İlk defa ben de karşılaşayım diye. Şu bunu gördüm ama. Tandır yapmak için bunun üstüne koyuyorsunuz ve tavuk bunun üstünde pişiyor. Onları da daha sonra göstereceğim. Şurada kablosu. Hadi bismillah. Aktifrayer bayağı ağır. Okkalı. Şunu buraya koyalım. Ay ya. Benim boyum bile yetmedi. Ben daha çok parça çıkar diye bekliyordum. Allah. Yalnız kutu kutu üstüne onu da göstereyim. Bir orijinal kutu herhalde. Sevdim bunu. Orijinal kutusu da varmış içinde. Bu Amerikan malı. Aslında bu yeni çıkan bir şey değilmiş. Ben de sonradan fark ettim. Bayağıdır kullanılıyormuş. Şunlar şunun içindedir herhalde. Bu ızgarası. Bu aktifrayın kapağı. Bu düdüklünün kapağı. Bu da tandır için şey. Tavuğu haşlıyormuşsun. Ondan sonra şu kapağı koyup airfry özelliğini yapıyormuşsun. Artık yavaş yavaş gezmediğimiz için mutfağa yönelmiş durumdayız. Mutfağa küçük olanlar için bu cidden yer kaplayıcı bir şey. Ben muhtemelen buraya koyup şey burada aktifrayer. Evet, aktifrayer. Airfryer değil, aktifrayer. Bayağı. Hadi bakalım. Open. Bir de okuduğum kadarıyla Türkçesi mi yoksa? Ha. Çıkartma. Bunlar niye var ki? Enteresan. Bunları hiç görmemiştim. Ha, bir de bunu tercih etmemin sebebi çelik olması. Arçelik'in gurmesine baktım. Tam neredeyse onu alıyordum. Sonra bir yorumda gördüm. Çelik olanları da çıkmış diye. Çelik diye bakınca
gerçekten hani bir düdüklü gibi, muhtemelen susuz, şu buralara elektrik aksamı olduğu için şu dışı susuz çalıştırın diyor olabilir. Bu da Actifry özelliğinin parçası. Burası da varmış. Bayağı komplike bir şey. Şöyle. Şuradan. Bir de bunun prosu mu ne vardı galiba? Baktım ne farkı var. Arada 2000 lira mı ne fiyat farkı var galiba. 2,5. Sadece onun şu yanlarında bir silikon tutacak vardı. Başka da bir özellik göremedim. Bu 11'i bir arada ve neleri yapıyormuş? Ben de kurutuyor, buharda kızartma, yavaş pişirme, sote, kurutma, çelik tencere, düdüklü tencere. Bu arada şu anda görüyorum, benim aldığım fiyattan düşmüş. Sinir bozucu bir şey. Daha 2 gün önce aldım ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Neyse. Çok yönlü iç pişirme tezgahı. Hızlı ve yavaş pişirin. Hızlı ve kolay temizlik. Güvenlik. Bir sürü işte iki kapak özelliği gibi bayağı bir özelliği var. Ben daha bunu keşfetmek için yani herkesin, hatta Danimarka'dakilerin bile şikayet ettiği yeterli açıklama yok. Nasıl kullanılacağıyla ilgili bir bilmiyorum, kılavuzu çevirttirmek lazım. Nasıl kullanıldığına dair. Bir de bunun şey testi varmış. Onu da bir benim de öğrenmem lazım. Su sızdırmazlık testi. Bunu da YouTube'dan birazcık dinledim. Şunu da açayım. Tercih etmemin sebebi, ben düdüklüyü çok kullanıyorum. Fişlerin de fiyatlarını malum görmüşsünüzdür. Dedim aksamına, parçasına da hemen hemen bayağı bir yekün tutacak bir miktar harcayacağım. Bunun yerine hani ikisi bir arada bunu kullanmış olurum diye. Hani dediğim gibi 10 küsür sene önce bu Tefal'in Actifry'ını almıştım. Onu patates kızartmada kullandım. Airfry'den çok memnun. Kullanan bir kısmı da temizliğinden çok muzdarip. Artı içinin teflon olması belirli bir süre sonra çiziliyor diye şikayet edenler var. O yüzden çelik diye tercih ettim. Ama bu şu içindeki malzeme, bunun da teflonvari bir şey. Ben genellikle çoğunlukla düdüklüyü çok kullanırım. Bunu da artık ekstra bir şeyler yaparız herhalde. Deneyeceğiz artık. Bayağı şunu koymak için birazcık yer oturtturmak. Hadi bakalım nasıl oturtacağız. Öğreneceğiz. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Şu su sızdırmazlık testini bir yapayım. Sağlam mı değil mi ben de görmüş olayım. Onu da size gösteririm. Şimdilik bu kadar. Bu arada akşama da fasulye ıslattım. Bakalım ilk denememi de yapacağım. Fasulyeyi kaç dakikada haşlayacak? Yani fişler gibi 10 dakikada mı haşlayacak? Onu da görmüş oluruz. Normalde şey üzerine, montaj üzerine üstüme yoktur ama cidden şunda zorlandım. Bayağı bir hala takamıyorum. Tamam. Şimdi oldu. Şurası, şu tırnak şurada kalacak. Bayağı bir zorlandım. Ama hani koruyucu açısından çok iyi bir şey. Yani temiz kalması açısından. Şöyle toz pas olmaz. Şimdi daha buna geçemedim. Kapağın üstünde iple asılı bir şekilde QR kod vardı. Onu okuttum. İngilizce bir site çıktı. Ve orada nasıl test yapılacağını gösteriyor. 750 milim su koyun diyor. Ve sızdırmazlık testi, su testi yapın diyor. Bakalım hadi şimdi. Şunu
aslında demin bayağı bir zorlandım. Şimdi oldu. 5 dakika sonra görüşürüz bakalım. Ben 5 dakikayı ayarladım. Daha acemi olunca şuradan bir buhar çıkarttım. Şuradaki üstteki düğme aşağıya indi. Ve şimdi açıyoruz bakalım. Yeni olduğu için birazcık bir plastik bir değişik koku var ama tekrardan bir yıkayıp akşama kuru fasulyeyi deneyeceğim. Ve hani kullananların isyan ettiği kadar var. Bütün YouTube videolarına bakıyorum. Hepsi İngilizce. Altyazılı olmayanlar da var. Onları pek anlayamadım. Yani tam açıklayıcı, hani hangi tuşa basacaksın, kaç dakika sonra başlayacak. Onlar birazcık zamanla herhalde oturacak. Ben de tam anlayabilmiş değilim. Şuraya ellemeyin sakın. Bayağı sıcak durumda. Bu arkada da bir plastik bir şey var. Bantla yapıştırılmış. Suyunu mu çıkartıyormuş? Ne yapıyormuş? Asıl bir işin başına geçmeden, birebir deneyimlemeden istediğin kadar izle, et pek bir işe yaramıyor. Yani şunu oturtturmak bile birazcık pratik gerektiriyor. Deminden beri deniyorum. Bir kere de oturtturamadım mesela. Birazcık ben şunları bir araya getirmeye çalıştığım için olmuyormuş. Şöyle. Oturttuğum gibi buradan bakın buharı çıkıyor hala. Yani içindeki buhar sesi duyuluyordur sanırım. Sonra hop kapattık. Bir de şu fark var. Modelden modele şeyleri de farklı. Bu kapaktakini anladım. O vent tuşları bunda pres şeklinde oluyor. Eğer basarsanız havayı çıkartıyor. Şu şekilde bir hareketle de bunu basınç uygulaması için. Ben açıkçası bir daha bir denemek istiyorum. Çünkü tam emin olamadım nasıl çalıştığıyla ilgili. O yüzden tekrardan bir basacağım. Çünkü şuna da basmam gerekiyormuş. Onu bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Şimdi tekrardan bir çalıştırdım. Bakalım start'a da bir basalım. Kaç dakika sonra çalışmaya, buhar çıkışına başlayacak. Onu bir daha bir test etmek istiyorum. Hani iyice emin olayım. Cidden dediğim gibi kullanmadan insan anlayamıyor. Çünkü bir sürü modeli var. Ve tuşları farklı. Hani videolarda izlediğim kadarıyla bu bunun gibi de görmedim. Bunda tuş hava çıkışı pres şeklinde basıyor. Onun fotoğrafını gösteririm. Amerika'yı keşfetmedim ama bunu keşfetmeye başladım. Şu pres düğmesini böyle bastıraraktan şöyle yavaş yavaş elinizi fazla tutmamanız lazım. Çünkü sıcak bir su var. O yüzden böyle tahta kaşık yöntemiyle yavaş yavaş şöyle çıkartabilirsiniz. Ya da kendiliğinden cancel off kendiliğinden gelmesini bekleyebilirsiniz. Ama aceleniz varsa bizim için maalesef zaman vakit nakittir. O yüzden hızla çıkarmak için bu şekilde yapacağız. Şimdi bir de ıslattığım fasulye ile bakalım kaç dakikada pişmiş olacak. Şunu çıkartayım ben. Görüşürüz. Şimdi de yeni denememize geçelim. Soteyi açıyoruz. Ve içine yağ ekleyip soğanı kavuracağız. Ondan sonra da soteleyip ısınmaz herhalde. Bu birazcık ocak gibi olmaz. Ben size hızlandırılmış çekimde ayarlarını falan gösteririm.
Tabii ki kendim de yeni öğrenmişim. Kavurayım, sonra yine açarım. 5 dakikada bayağı sotede kıvama gelmiş oldu. Bayağı kavuruyor yani şey. Bunu da bir atalım. Bunu da bir bakalım kaç dakikada pişirecek. Nasıl olacak? Ona bir bakalım. Bunu da kavurduk. Fasulyelerimizi de ekleyelim. Bayağı beslemişim. Bu kadar su kaymanıza gerek yokmuş. Öyle diyor. Birazcık. Benimki 7.6 litre bayağı büyük yani. O yönden şeyde reçel, aşure falan yapımında da iyi olur. Bakalım nasıl olacak. Kuru biberini falan da atayım. Sonra kapağını kapatayım. Pişince görüşürüz. Haydi bakalım. Şimdi sote ayarından düdüklü kıvamına getireceğim. Alıştık artık. Hop. Soteden press cook ayarına getiriyorum. Press cook. Timer. 10 dakika bir deneyeyim bakayım. 10 dakikada nasıl olacak? Şöyle buradan çekeyim. Press cook ayarına getirdim. Dakikasını da 10 dakikaya ayarladım. Şuna gerek yok. Sıcak tut. Gerek yok. Start tuşuna bastım. Artık bundan sonrası göreceğiz. Ben de denemiş oluyorum sizinle beraber. Adam... Şeyini bayağı bir boşalttım. Hadi bismillah. Ben şok, bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. 10 dakikayı ayarlamıştım. 10 dakikada pişmiş. Bir bakayım. Yani görüntü böyle. Düdüklü mantığıyla. Pişmiş. 10 dakikaya ayarlamıştım. Şimdi yarın da tavuk, et sırasıyla bunlara sıra gelecek. İlk denememiz başarılı. Ne onun adı? Press cook. Şu ayarda yaptım. 10 dakikaya ayarladım. Sonra da start'a bastım. Sonra işte sakın havasını çıkarmadan açmayı denemeyin. Bayağı da bir açılması için basıyorsunuz. Kendiliğinden de açılabilir. Şimdilik gayet başarılı. Diğer deneyimlerimi paylaşırım.